Bismillahirrahmanirrahim. Bir hadis dersiyle daha inşallah birlikteyiz. Bugünkü dersimizde min alamatil münafık, yani münafıklığın alametleri isimli hadisimizi konu edineceğiz. El kelimatul cedide, bu ders göreceğimiz yeni kelimelerimiz. El mezmume, yani yerilen, kınanan anlamında el mezmume. Ayet, yani alamet, yani delil. Kezebe, yekzibu, yalan söyledi, yalan söylüyor. El münafık, malumunuz münafık olan kimse. El nifak, bu da münafıklığın mastarı. Münafıklığın mastarı nifak. Ehlefe, yuhlifu, bu da muhalefet ediyor. Yani ehlefe, muhalefet etti. Hane, yehunu, ihanet etti, ihanet ediyor. İhanet etti, ihanet ediyor. İ'temene ye'teminu var. Sayın hocalarım, i'temene ye'teminu var. Onu da şöyle yapalım. Yani i'temene ne anlamda kullanıldı burada? Yani birinden bir şeyi korumasını istemek. İ'temene ye'teminu, birinden bir şeyi muhafaza etmesini istemek. İ'temene. Ehmele yuhmilu, ihmal etti, ihmal ediyor. El itikad, yani akide, yani inanış, itikadımız anlamında. El küfrü, küfür kelimesi. El hazru, hazru da kaçınmak sayın hocalarım. El hazru, yani ihtiyatlı davranmak, kaçınmak. El hazru, ihtiyatlı davranmak ve kaçınmak. Hisal, özellik anlamında. Hisal, özellik. Fisk, zaten malumunuz günah. Vefa, yefi, vefa, bu da vefa göstermek anlamında. Vefa. Ezhara, açığa çıktı. Yuzhiru, açığa çıkıyor. Ehfe, yuhfi, gizledi ve gizliyor. İltezeme ve yeltezimu, bu da nedir? İltezeme, yani iltezemede vaat etti anlamında. Burada yani bu hadisimizde, yani bu hadisimizin şerhlerinde bu iltezemeyi vaat etti anlamında kullanacağız sayın hocalarım. İltezeme, vaat etti. Şimdi hadisimizi okuyalım. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Ayatul münafiki 3, yani münafıklığın alameti 3'tür. İza haddese kezzebe, yani bir şey konuştuğu zaman yalan söyler. Ve iza vaade ehlefe, bir söz verdiği zaman sözünü tutmaz. Ve iza i'tumine, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ise hane, emanete ihanet eder. Evet, bu şekilde hepinizin bildiği çok meşhur hadislerden bir tanesi. Yine Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de geçen bir hadis. Münafıklığın alameti 3'tür. Konuştuğu zaman yalan söyler, bir söz verdiği zaman sözünden cayar ve birisinin kendisine emanet edildiği zaman bir şey emanete ihanet eder. Hadisimiz bu şekilde. Me'anil müfredat, hadisimizde geçen kelimelerin anlamları. El münafık, yani şuradaki ayetül münafıktaki münafık. Ellezî, öyle bir kimsedir ki münafık. Yuzhiru linnâsi ennehu min ehlil hayr, yani insanların içerisinde kendisi hayır ehlindenmiş gibi kendisini açığa çıkarır. Ve huve min ehlil şerr vel fesad, halbuki o nedir? Şer ve fesat ehlinden bir kimsedir ama İnsanların içerisinde kendisini hayır ehlindenmiş gibi, yani bizdenmiş gibi gösterir ama şer ve fesat ehlinden bir kimsedir münafık. Şimdi nifak kelimesine gelelim. En nifak ne demek? En yuzhira el insanu el hayre emamen nas, yani insanların önünde bir insanın hayrı açığa çıkarması. Ve yuhfi fi nefsihi eşşerre vel fesat, yani öyle bir insan var ki İnsanların gözlerinin önünde hayrı açığa çıkarıyor, yani iyi bir insanmış gibi yapıyor ama kendi başına kaldığı zaman yani şerrini ve fesadını gizleyen,
insanların içinde hayırlı işler yapmaya çalışan kimseler, yani bu davranışa Arapçada nifak deniyor. Ayetül münafık dediğimiz ayet kelimesi ise alamet anlamında, delil, alamet anlamında. Haddese, yani izâ haddese, yani konuştuğu zaman yalan söyler dedik. Buradaki haddese yani ehbere bir haber, yani birbirimize bir haber getirdiği zaman bu mutlaka yalan söyler anlamında. Haddese yani ehbere. Ve'ade, bir söz verdiği zaman sözünü tutmaz. Yani ve'ade demekten şunu kastediyoruz: İltezeme li gayrihi bir şey. Yani kendisinden başkasına bir şey yapacağını söyler ama hane buna ihanet eder. Ehlefe, muhalefet eder. Yani lem yestuk fîmâ ve'ade bi. Yani söz verdiği şeyde doğru olmaz. Söz verdiği şeyde doğru olmaz. Yani vaadine muhalefet eder. İzâ u'timine, yani kendisine bir şey emanet edildiği zaman dedik. Yani i'timine ne demek bakalım? Dalebe ehadun minhu hifze malin ev hayrihi. Yani birisi kendisinden bir malı korumasını ya da başka bir şeyi korumasını istediği zaman, izâ u'timine, yani kendisine güvenildiği zaman, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ne yapar? Hâne, ihanet eder. Peki hâne ne demek? Lem yehfaz mâ dulibe minhu hifzuhu. Yani kendisinden korumasını istediği şeyi korumaz. Buna ihanet eder. Ma'nel hadis, hadisimizin manasına şöyle bir bakalım. En-nifaku min sifatil mezmume. Nifak, yani münafıklık, yerilen sıfatlardan bir tanesidir. Ve huve nev'an, nifakı ikiye ayırabiliriz. Nifakun fil i'tikad, itikadi açıdan münafıklık. Ve nifakun fil amel, ameli açıdan nifak. İkiye ayırabiliriz. İtikadi nifak var, bir de ameli nifak var. فَالنِّفَاكُ فِي الْاِتِقَادِ İtikadi nifağa gelince اَنْ يُظْهِرَ الْاِنْسَانُ الْاِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ Yani öyle bir insan var ki insanların yanında Müslüman olduğunu açığa vuruyor ama وَيُخْفِي الْكُفْرَ ve küfrünü gizleyen bir kimse var. İtikadi nifak فَهَذَا insan böyle bir münafık, yani itikadi bir münafık خَالِدٌ فِي النَّارِ cehennemde ebedi kalacaktır. لِمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ Kur'an'da da bildirildiği üzere cehennemde ebedi kalacaktır. Bakın hemen Kur'an'daki ayeti de burada yazmış bizlere. Nisa suresi 145. ayeti kerime. İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minen nâr ve len tecide lehum nasîrem. Ve nifâku fil amel. Amelde münafıklığa gelince mislu hâzîl alâmât elletî zekerhan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fî hâzâl hadîs anil münafık. Yani ameli münafık dediğimiz Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifte münafıklığın alametlerini zikrettiği alametleri kendisinde bulunduran kimse. Yani bu hadiste geçen 3 alamet kimde varsa o ameli münafık olur. İtikadi münafık ebedi cehenneme girecektir ama ameli münafık öyle değildir. Onu da şimdi göreceğiz. Evet, kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Evet, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği münafıklığın alametlerini bahsetmiştik. Bunları tekrar Ma'nel Hadis bölümünde kitap bize yine sıraya koyuyor ve diyor ki evvelen bunlardan birincisi, münafıklığın alametlerinden birincisi اِذَا اَخْبَرَ عَنْ اُمُورِ دِينِيَّ اَوْ دُنْيَوِيَّ كَذَبَ فِي ذَٰلِكَ Yani dünyevi bir işten dolayı ya da işte dini bir işten dolayı ya da dünyevi bir işten dolayı bir haber verdiği zaman kezebe fî zâlik, bu haber hususunda yalan söyler. Yani konuştuğu zaman yalan söyler. İkincisi ise thâniyen izâ ve'ade ehaden bi şeyin fil müstakbel, yani geleceğe dair bir şey hususunda söz verdiği zaman lem yefi bi va'dihi, vaadini yerine getirmez ve lem yestuk fî kavlihi, sözünde de doğru söylemez. Thalifen, üçüncü özelliği ise اِذَا اِتُمِنَ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ, yani başkasının malı kendisine emanet edildiği zaman اَوْ حَقِّهِ, veya başkasının bir hakkı kendisine emanet edildiği zaman اَخَذَهُ لِنَفْسِهِ, o hakkı ya da o malı kendi nefsi için alır اَوْ اَحْمَلَهُ, veya o malı ihmal eder ve zayi olmasına sebebiyet verir. وَاِذَا اِعْتُمِنَ عَلَى سِرٍ اَخْبَرَ بِهِ النَّاسِ Aynı zamanda kendisine bir sır haber verildiği zamanda bu sırrı saklamak yerine başkalarına haber verir.
فَهَذِهِ sifatu işte bu sıfatlar, bu üç tane sıfat, وَاِنْ كَانَتْ لَا تُخْرِجُ فَاِلَهَا مِنَ الدِّينِ yani bu sıfatlar kendisinde bulunan kimse dinden çıkmaz. İlla ancak اَنَّهَا o yani bu sıfatlar قَدْ تَكُونُ مِنَ الْاَسْبَابِ اللَّتِي تَدْفَعُهُ اِلَى الْكُفْرِ ancak bu sıfatlar zamanla insanı küfre götürebilir. فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ bir Müslümana gerekli olan şey en yahzara minhem bu sıfatlara karşı yani bu sıfatlara karşı ihtiyatlı davranması mutlaka kaçınması lazım. Hem de eşeddel hazar yani en şiddetli kaçınmayla. Yani mutlaka bir Müslümanın bu sıfatlardan kaçabildiği kadar kaçması, ihtiyatlı davranması gerekiyor. Peki bizler hadisten neleri istifade edebiliyoruz? Ma yustefadu minel hadis. Birincisi şu. En nifaku min sıfatil mezmume elleti yecibu alel muslimi en yebta'ide anha. Nifak yani münafıklık Müslümanın kaçınması gereken ve yerilen sıfatlardan bir tanesidir. Yani nifak yerilen bir sıfattır ve Müslümanın kesinlikle bundan uzak durması gereken bir sıfattır. Nifak sıfatı. İkinci olarak men kânet fîhî hâzihî sıfat kimde bu sıfatlardan bulunursa elleti öyle ki fî hâzihî hadîs yani bu hadiste geçen sıfatlardan hangisi bir kimsede bulunursa fehuve münafık o münafık olmuştur. Nifakan ameli yani ameli münafık olmuştur. Ameli nifakla münafık olmuştur anlamına gelir bu. Üçüncüsü ise قَدْ يَجْتَمِيُوا فِي الْمُسْلِمِ خِسَالُ iman bir Müslüman'da قَدْ يَجْتَمِيُوا toplanır فِي الْمُسْلِمِ خِسَالُ iman yani imanın özellikleri de خِسَالُ fisk fiskın özellikleri de toplanabilir. فَيَسْتَيَكُّ مِنَ الْاِقَابِ بِحَسَبِ مَا يُوْجَدُ بِهِ مِنْ خِسَالِ الْفِسْقِ yani bir Müslüman'da imanı hasletler olabilir ve günaha götüren hasletler bir Müslüman'da bulunabilir. Ve bir Müslüman kendisinde bulunan bu fısık hasletlerinden dolayı cezayı hak edebilir, cezayı kazanabilir sayın hocalarım. Evet, alıştırmalar bölümüne geçebiliriz. Et-tedribet alıştırmalar. Et-tedribul evvel birinci alıştırma. Ekmel kemâ fin nemuzeç örnekte olduğu gibi tamamlayın. Örneğimize bakalım. Enti el-kezibe yani sen ve yalan. İyyâke vel-kezib yani sen ve yalan anlamında İyyâke vel-kezib ya da İyyâke vel-hiyâne yani sen hiyanet edensin gibi yani İyyâke vel-kezibe sen yalancısın gibi ya da İyyâke el-hiyâne sen ihanet edensin gibi ya da İyyâkume el-fisk İyyâkume vel-fiska yani siz ikiniz fasıksınız gibi ya da İyyâkum vel-küfre sizler küfür içindesiniz gibi ya da İyyâkunne vel-nifâk siz bayanlar nifak içerisindesiniz gibi bunları bu şekilde birbirine bağlayarak kullanabilirsiniz. İkinci alıştırma yine ennimuzec ethani ikinci örnek şu şekilde haddese var ve kezebe var. Biz demişiz ki izâ haddesel münafiku kezebe münafık bir şey söylediği zaman yalan söyler. İzâ ve'adel münafiku ehlefe münafık bir söz verdiği zaman sözünden döner. İzâ i'tumine el münafiku khanem. Yani münafıka bir şey teslim edildiği zaman ihanet eder. İza iltezemel münafiku ehmele yani münafıka yine bir şey verildiği zaman ehmele onu ihmal eder. İza haddesel münafiku kezebe yani münafık bir şey söylediği zaman yalan söyler. Yine şu başta söylediğim şeye en sonunda tekrar dönmüş olduk. İza haddesel münafiku kezebe. Şimdi sevdiğimiz alıştırmalardan birisi et-tedribu s-sani ikinci alıştırma. İmle küllen minel feragat et-taliye bil kelimatil münasib. Uygun kelimelerle gelen boşlukları doldurunuz. Bize verilen kelimeler i'temeneke en-nifak el-emane ehleftu mezmume ve yehunu kelimeleri var. Hemen yapalım. Samihni beni affet. Samihni beni affet. Li'enneni çünkü ben ehleftu va'di sözümden caydım. Ma'ake yani seninle beraber vaat ettiğim sözümden caydım. Fekat kuntu maridan ama ben hasta idim. O yüzden samihni. Burada li enneni ehleftu kullanılacak sayın hocalarım. Li enneni ehleftu gelecek buraya. İkinci boşluğumuz. Eddil emanete ila men i'temeneke. Eddil emane, emaneti ver ila men i'temeneke. Yani sana kim emaneti verdiyse
Emaneti sen ona ver. Ve la tehun men haneke. Yani sana ihanet edene sen ihanet etme. Ve la tehun men haneke. Yani senin düşmanın da olsa sana bir şey emanet ederse o emaneti ona ver. Sana emaneti kim verdiyse onu ona geri ver. Ve la tehun men haneke. Sana ihanet edene sen de ihanet etme. İkinci boşluğumuza men itemeneke gelecek sayın hocalarım. Üçüncü boşluğumuz aleyke sana düşen görev en tebtaide uzaklaşmandır. Anin nifak, nifaktan uzak durmandır. Anin nifak, buraya da en nifak gelecek. Dördüncü boşluğumuz el muslimu yehfezul va'de. Müslüman sözünü korur, sözünün arkasında durur. Ve la yehunul ahde. Ahdine ihanet etmez. Ve la yehunu el ahde. Buraya da yehunu gelecek. Ve beşinci son boşluğumuz en nifaku. Nifak sıfatun mezmumetun. Yerilen, hoş görülmeyen bir sıfattır nifak. Yerilen, mezmume bir sıfattır. Ettedribu salif. Üçüncü alıştırma. Da alamete sahih emame ma yükemmilu alibaratı taliye. Bize bu takım şöyle cümleler verilmiş. Cümlelerin sonuna gelecek yerleri de buradan işaretleyeceğiz inşallah. Cümlemizi bir okuyalım. Min ayatil münafık, münafıkın alametlerindendir. Es-sidku fil hadis, bir şey söylediği zaman doğru söyler. Es-samu ve salat, namaz kılar, oruç tutar. Hıyanetul emane, emanete ihanet eder. Evet, üçüncü seçenek, işaretlenmesi gereken seçenek. Leyse Ömer münafıkan, Ömer münafık değildir. لِأَنَّهُ çünkü o اِذَا حَدَّسَ لَمْ يَكْذِبْ bir şey söylediği zaman yalan söylemez. اِذَا اَكَلَ لَمْ يَشْبَعْ yemek yediği zaman aç kalmaz, tam doymaz. اِذَا سَافَرَ لَمْ يَعُدْ yolculuk yaptığı zaman geriye dönmez. Evet, burada bizi ilgilendiren bölüm hangisi? Burası. Yani bir şey söylediği zaman yalan söylemezse eğer münafık değildir demektir. O yüzden ilk seçeneği işaretlememiz gerekiyor. Üçüncü örnek, innel münafıkine, münafık olan kimseler, yuazzebune finnâr, ateşte azaba uğrayacaklardır. Yenâlûne rahmetallâh, Allah'ın rahmetine nail olacaklardır. Yuazzebune azâben kalîl, azıcık azapla azaplandırılacaktır değil, tabii ki yuazzebune finnâr, ateşte azaplandırılacaklardır. Burada da yine ilkini işaretlemeliyiz ki cümlemizin devamı olabilsin. Dördüncü misalimiz men ehlefe va'dehu kim sözüne muhalefet ederse vaadine muhalefet ederse fehuve münafikun o münafıktır. Buraya münafıkun diyebilirsiniz. En nifaku minel hisal. En nifak münafıklık göstermek minel hisal özelliklerdendir. Nasıl özellikler? Minel hisalil cemile güzel özelliklerden. Minel hisalit dayyibe temiz özelliklerden ya da minel hisalil mezmume yedilen özelliklerdendir. Evet, burası minel hisalil mezmume olacak. Ettedribur rabi'a, dördüncü alıştırma. İstamil kulla minel kelimat latiye fi cümelin mufide. Bu aşağıda gelen kelimeleri cümlede kullanacağız. El yetikad, el hazeru, yefi, ehmele, i'temene, yuzhiru ve ehfe. Bunların tamamını zaten şu ana kadar öğrendiğimiz sayfalarda kullanmış bulunuyoruz. Ettedribul hamis, beşinci alıştırma. Burada bir takım sorular var. Onları yapmamızı bizden istemiş. En nifaku nev'an, nifak ikiye ayrılır. Uzkurhume, o ikisini zikret demiş. Birincisi nifak ameli. Neydi onlar? Evet, birisi nifak itikadi, birisi de nifak ameli. Uzkur alametil münafik, münafıklığın alametlerini zikredelim. İza haddese kezzebe ve iza ve'ade ehlefe. وَإِذَا اِئْتُمِنَا خَانَمْ هَاتِ مِثَالًا لِمَنْ اَخْلَفَ الْوَعَدَ Yani sözünü tutmayana karşı bir misal getir. Mesela قَالَ صَدِيقِي سَأَزُورُكَ وَلَمْ يَحْدُرْ Yani وَلَمْ يَحْدُرْ gelmedi. Arkadaşım bana seni ziyaret edeceğim dedi ama وَلَمْ يَحْدُرْ gelmedi. Olabilir. اُذْكُرْ آيَةً يَتَّسُلُ مَعَنَاهَ بِهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisin manasıyla uyumlu bir ayet getirin. Hemen sayfalarımızda geçen ayeti tekrar okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minen nâr ve len tecide lehum nasîra. Hâti misâlen limen hânel emâne. Emanete ihanet edene
Bir misal getirin. Mesela ne diyebiliriz burada? İşte Allahu Teala bizleri yaratmıştır. Lakin namaz kılmazsak, zekat vermezsek, paramız olduğu hacca gitmezsek vesaire biz emanete ihanet etmiş oluruz gibisinden bunu Arapçaya çevirerek burada kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde hepimizin bildiği münafıklığın alametleri üçtür tarzında meşhur olan hadisi şerifi de geride bıraktık. İnşallah bir sonraki dersimizde la tetekebber, kibirlenme, la tetekebber, kibirlenme hadisini kısmet olursa işlemeye çalışacağız sayın hocalarım. Cümleten hayırlı sabahlar diliyorum.